Alo? Şeyin eczanesi mi? Sizde gebelik testi var mı acaba? Tamam, bir tane gönderir misiniz? Hayır, testi buraya istememeliyim. Eğer birileri görürse çok büyük olaylar çıkar. Kaça kadar açıksınız acaba? 24 saat açık. Peki, gelip kendim alacağım o zaman. Teşekkür ederim. Efendim, iş anne nerede? Odasındadır herhalde. Ben bir bakayım. Tabii ki. İş anne? Sen çırağı hala seviyor musun? Ne? Ne saçmalıyorsun sen? Çırak, hakkında bir şey söyledi. O senin odanda ne arıyordu işeni? Neden geç kaldın? Efendim aslında... Dosya yanında mı? Evet. Hepsi bu mu? Evet. Benimle gel. Ritika. Sanırım beni yanlış anladın. Hem zaten ne beni tanıyorsun ne de Çırak'ı. Bu konuyu seninle konuşmam boşuna. Seni tanımıyorum ama Çırak'ı çok iyi tanıyorum. Çırak gördüğüm en sahtekar adam. Ama sen bunu asla anlamıyorsun. Seni gerçekten sevenin Çırak olmadığını... Ranvir olduğunu da. Ritika, ben çocuk değilim. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorum. Eğer bunun farkında olsaydın Çırak'la öyle gizlice buluşmazdın. En azından Ranvir'in sana yaptığı iyilikleri düşün. Çırak seni aldattı. Sen de onunla görüşerek Ranvir'i aldatıyorsun. Benim kimseyi kandırdığım yok. Ranvir'i sevmediğimi kabul ediyorum. Ama eşi olarak görevimi yapıyorum. Doğru. Ailem evlenirken bana hiçbir şey vermedi. Ama bana insan olmayı öğrettiler. Bir eş olarak yapmam gerekenleri iyi biliyorum. Nişani. Banyoda değilse nerede ki bu? Bir eşin görevi kocasına bağlı olmasıdır. Ama eğer kocanı sevmiyorsan görevini nasıl yerine getireceksin? Ranvir'i sevmeyebilirsin Nişani. Ama onun duygularını anla. Ve ona biraz saygı duy. Umarım Ranvir'in verdiği yüzük onu biraz da olsa anlamanı sağlar. Yüzüğüm. Ben bu yüzüğü Nişani'ye vermiştim. Neden burada? Bu yüzüğü Nişani'ye verdiğin zaman dilediğin bütün dilekler bu yüzükle Nişani'nin kalbine ulaşmış olacak. Umarım Nişani yüzüğü çıkarmamıştır. Müzik.
Parmağına büyük gelmiştir. Sonra da düşürmüştür. Ama Ishani bu yüzüğü aradığı gün... Bu yüzük parmağına tam olacaktır. Dikkat etsene, ne yapıyorsun? Hem neredeydin sen? Ben burada, sen de orada, ben... Ne orası, ne burası? Sanırım senin bu yeni tarzına alışmam gerekecek. Ranbir, sen yani herkesin önünde... Herkesin önünde ne yapmışım? Şimdi didişme zamanı değil. Parti hala devam ediyor, değil mi? Hadi gidelim, hadi acele et. Nereye gitti bilmiyorum. Ne? Yüzük mü? Evet. Senin bana herkesin önünde verdiğin o yüzük. Yüzüğü mü kaybettin Ishani? Ishani sen... Ama bilerek yapmadım. Odaya girerken yüzük parmağımdaydı. Ne zamanki içi... ben yüzüğü arayayım. Nereye düşürdüm ki? O yüzüğü böyle araman hoşuma gidiyor. O yüzden sana geri vermek gibi bir niyetim de yok. Orada sırıtıp duracak mısın? Yardım etmeyecek misin? Bana mı diyorsun? Hayır, hayaletinle konuşuyorum. Burada senden başka biri mi var? Sen varsın ya. İnsanlar kendiyle konuşabilir, ben yaparım. Lütfen Ranbir, benimle dalga geçme. Zaten gerginim ve sen... Lütfen bana yardım et, lütfen. Lütfen dediğin için sana yardım edeceğim. Tamam, pekala. Bir bakalım. Buldun mu? Hayır. Ama düşündüm de... Ne düşündün? Boş ver. Neyse ne. Söylesene. Hayat nasıl gidiyor? Ranbir söyle yoksa... Dinle. Bence o yüzük büyük gelmiştir ve bu yüzden parmağından düşmüştür. Beynini kullanmıyorsan, aklını kullansan ya. Ara şu yüzüğü. Biraz dikkat etseydin yüzük de kaybolmazdı. Eğer annem bu durumu öğrenirse... Sonra neler olur dersin? Ne yani? Yüzük kaybolmadı. Sadece düştü. Arayıp buluruz. Hadi ara. Peki ya bulamazsak? Biraz olumlu düşün. Hem burada gevezelik edeceğine sen de yüzüğü arasana hadi. Hadi sen de ara. Lütfen Tanrım, yüzüğü bulmama yardım et. Hem sen neden bu kadar gerginsin? Yüzüğün üzerindeki kuşlar gerçek değil ki yüzüğü uçursunlar. Buralardadır işte. Ranbir sen... Efendim, efendim hemen gelmeniz gerek. Ne oldu, bu ne telaş? Efendim, Bay Zaviri şirkette. Hırsızlık olayı olmuş dediler. Ne? Evet, şu anda kimsenin ayrılmasına izin vermiyor. Lütfen bir an önce aşağıya gelin. Bu şirkette kimin sahtekarlık yaptığını tam olarak öğrenene kadar kimse bir yere ayrılmayacak. Olamaz. Eczaneye gitmem gerekiyordu. Şimdi nasıl gideceğim? Ne oldu efendim? Neler oluyor? Bunu benim sormam gerekiyor. Benim şirketimde neler olduğunu sen söyle.
2 haftadan beri şirketim milyonlarca rupi zarar etmiş. Bugün şirketin bütün önemli çalışanları burada. Bu hırsızı bulana kadar kimse çıkmayacak. Efendim, bu benim düzenlediğim bir parti. Hem herkes benim misafirim. Herkesi suçlamaktansa bu olayı yarın soruşturabiliriz. Biliyorum. Bu senin partin olabilir. Ama hırsızlık yapan kişi buradan ayrılırsa ve elimizden kurtulursa o zaman ne yapacağız biz? Bu konu yarın basına düşer. O yüzden bu konuyu yarına erteleyemem. Hırsızlık olduğu tespit edilen tüm dosyaları istedim ve bizzat okudum. Tüm dosyalar detaylıca incelenince 15 günden beri zarar ettiğimiz ortaya çıktı. Benim şirketim nasıl zarar eder? Duygusal davranmanın zamanı değil. Biliyorum ki tüm çalışanlarına çok güveniyorsun. Ama bu sefer gerçekçi olmalıyız. Kaybımız ne kadar? Bütün hesapları Rishi yönetiyor. Rishi, anlat ona. Efendim, hesaplara göre 5 milyon açık vermişiz. Bu hırsızı kimin yaptığını bilmiyorum. Muhasebede çok fazla çalışan var. Muhasebe bölümünde kimler çalışıyor? Monecan, Naresh Goval, Sonje Sangvi ve Sharman Parekh. Sharman Parekh mi? Abi sen ne zaman Ravir'in şirketine girdin? Sessiz ol Nişanim. Sorularını sonraya sakla. Ama anne... Rishi, projenin başında sen varsın. Sen işin başındayken bu olay nasıl oldu? Gerçekten bilmiyorum. Benim bu konuda ne bir bilgim var ne de bir yanlışım var. Ama efendim, 15 günden beri hesapları Sharman ele alıyordu. Sharman mı? Evet efendim. Onu kontrol etmedim çünkü o Bayranvir'in ailesinden biri. Yani bütün bunları ben mi yaptım? Hayır Sharman. Öyle demek istemedim. Senin hesaplamalarına güvendiğim için yaptığın hesapları kontrolden geçirmediğimi söylemek istemiştim. Yaptığın işten yana benim hiçbir şüphem yok. Hatta çok iyi bir çalışansın. Sharman'ın yaptığı tüm girdileri kontrol edin. Bir hırsız çok kurnaz olabilir ama eninde sonunda yakayı ele verir. Bu girdilerin yarısı sahte. Girdiler sahte. Bu nasıl olur? Ama efendim, Sharman dürüst bir insandır. İşhaninin de abisi sayılır. Niye böyle bir şey yapsın? Belki de tüm bunları onun abisi olduğundan yapmıştır. Çünkü kimse ondan şüphelenmez. Bakın, bu bir iftira. Ben hiçbir şey çalmadım. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Hatayı ben değil... Sen yaptın. Hesaplarda her şey açıkça görünüyor. Şirketin 5 milyon rupisini çalmışsın. Hayır olmaz. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Benim oğlum öyle biri değildir. Siz ona iftira atıyorsunuz.
Sharma'nın bugüne kadar bir yanlışını görmedik. Bunu o yapmış olamaz. Biliyorsunuz ki Bay Zaviri, Sharman benim oğlum. Harshad Parey'in yeğenidir. Dürüstlüğüyle her zaman örnek biri olmuştur. Sizce bu aileden herhangi birinin hırsızlık yapması mümkün mü? Bu olanlara ben de şaşırdım. Ama bunu ben değil, dosyalar söylüyor. Parayı Sharman çalmış. Ben de onun dürüstlüğünü her zaman takdir ederim. Ama Harshad Parek hayatta değil. Ve onun ölümünden sonra da Parek ailesinin durumunun ortada olduğunu düşünüyorum. Eve fakirlik girdiği zaman dürüstlük evden çabucak çıkarmış derler. İşte bu yüzden Bay Zaviri, Sharma'nın çalmış olabileceğini söylüyorum. Anne? Ranvir, sen çok safsın oğlum. O yüzden bu insanları anlayamazsın. Sen para ve ün kazanmaya hayatını verdin, öyle değil mi? Onlarsa kestirmeden gitmek isterler. Bunu yapmak her zaman için kötü sonuçlar doğurur. Bu sadece bir şüphe değil. Eminim ki parayı Sharman çaldı. İsterseniz üstünü arayın. Kıyafetlerini çıkarmanızı söylüyorum size. Tanrım amba! Torunumun üzerini mi aratacaksın? Bunu nasıl isteyebilirsin? Nedenmiş? Sen benim oğlumun kıyafetlerini çıkartabiliyorsan ben neden yapmayayım ki? Sen daha iyi bilirsin. Bu evde hırsızlık yapıldıysa hırsız hemen bulunmalı demiştin, öyle değil mi? Ranvir, bunu unuttun mu oğlum? Ha? Bunları nasıl unutursun oğlum? Onların evinden bir bilezik çalındığı zaman senin kıyafetlerini çıkartıp üzerini aramamışlar mıydı? Her şeyi unuttun mu yoksa? Burada söz konusu olan para 5 milyon rupi. Bu hırsızlık sadece ofiste mi oldu tam olarak bilemiyorum doğrusu. Ancak onun üstünü ararsak hakikati öğrenebiliriz. Anne, bu konu işle ilgili. Ben halledeceğim, tamam mı? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum oğlum. Onlar benim çalışanlarım. Onların önünde küçük düşmek mi istiyorsun? Peki öyleyse. Çok ısrar ettin. Üstünü aramayacağız, tamam. Ama elbet adalet yerini bulur. Bak oğlum. Burada itibarımız söz konusu. Bizi değilse bile işaniyi düşün ve bize hakikati söyle. Yoksa biz de polisi aramak zorunda kalırız. Ve polis gelince neler olacağını çok iyi biliyorsun. Hakikati söyle. Bakın, ben hiçbir şey çalmadım. Bay Zaviri, lütfen polisi arayın. Gerisini onlar düşünsün. Yeter artık anne. Bunun işle ilgili olduğunu söyledim. Ben halledeceğim. Sen neden karışıyorsun? Çünkü senin harap olduğunu görebiliyorum Rambir. Onları itibarlarını korumak için getirdin. Bak, bak. Onlar senin itibarını nasıl zedeliyorlar. Bir bak hadi. Sen buralara tırnağınla kazıyarak geldin, öyle değil mi? Onlarsa senin paranın peşinde. Oğlum, yoksa sen annene güvenmiyor musun ha? Sana güveniyorum anne, sana çok güveniyorum. Ama hemen bir karara varamam. Bak anne, şimdi git. Çünkü bu iş konusu. Söz veriyorum, ben halledeceğim. Yalvarırım sana, odana git.
Teyze. Hadi gel. Hadi lütfen gel. Bence annen haklı Ramir. Bu polislik bir durum. Şimdi polisi arayacağım. Hayır amca, lütfen. Lütfen polisi arama. Hem Ramir, sen Şarman'ı tanıyorsun. O asla böyle bir şey yapmaz. Lütfen söyle onlara. Lütfen söyle. Bakın efendim, ben Şarman'ın tarafında değilim. Ama biliyorum ki eğer bunu yaptıysa mutlaka itiraf ederdi. Yani hala onun yaptığını mı düşünüyorsun? Nasıl bu şekilde düşünebilirsin? Sen onu tanımıyorsun. Yani Şarman benim düşmanım değil. Kanıtlar var ve bunları görmezden gelemem. Bu işi halletmemize izin verir misin? Şarman, senin dürüstlüğüne inanıyorum. Ama hesaplarında sahte girdiler var. Kanıtlar senin aleyhinde. Eğer gerçekten sen yapmadıysan, o zaman hatan olduğunu kabul edebilirsin. Burada olanlar burada kalacak. Eğer olay polise giderse, şunu da düşünmelisin. Her iki ailenin itibarı zarar görebilir. Bunun kararını sana bırakıyorum. Evet. Ben çaldım. ₹5 milyon hesabıma ben geçirdim. En azından suçunu itiraf etti. Paramızı bir şekilde geri alırız. Ama ilk iş olarak onu işten kovacağız. Ramir, hemen şimdi onun şirketle ilişkisini bitir. Onu hemen kov. Kurallar herkes için geçerlidir. Bu yüzden artık şirketimde çalışmıyorsun. Söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun. Sen Parek ailesindensin. Asla hırsızlık yapamazsın. Şarman bunu yapamazsın. Söyle oğlum. Herkese söyle. Bunu ben yapmadım de. Onlara hakikati söyle. Ben en çok sana güveniyordum. Sana güvenmekte yanılmış olamam. Bu hırsızlığı senin yapmadığını söyle. Söyle de duysunlar. Pekala. Hakikati söylediğine dair benim üzerime yemin et. Konuş Şarman, konuş. Hırsızlığı yapan ben. Neden yapıyorsun Şarman? Hiçbir şey çalmadığını biliyorum. Neden? Ramir, Şarman'ı çocukluğundan beri tanıyorsun ve bırak hırsızlığı. Yalan bile söylemeyeceğini biliyorsun. Lütfen.
Lütfen Ravir, onu küçük düşürme, yalvarırım, kovma onu. Biliyorum. Şarman bunu asla yapmazdı. Belki de insanlar zamanla değişiyordu. Henüz polisi aramadım. Ama eğer paramı yarına kadar getirmezsen, o zaman polisi ararım. Sonra da polis parayı kendi yöntemleriyle alır. Çıkan bu tatsızlıktan dolayı sizden özür dilerim. Gidebilirsiniz. Dişa. Bir şekilde eczaneye gitmek zorundayım. Gebelik testi yaptırmalıyım. Neden yalan söyledin? Herkes senin hayatta bir şey çalmayacağını biliyor. Neden tüm suçu üstüne aldın? Bana bak, yüzüme bak. Hatırlıyor musun? Bir gün Devar senin cüzdanından 100 rupi almıştı. Ben de onu amcamdan kurtarmak için herkese ben yaptım demiştim. O zaman bana yalan söylemenin kendini kandırmak olduğunu söyledin. Bana bunu sen öğrettin, unuttun mu? Hatırlasana. Bana kendi öğrettiğin şeyleri unuttun mu? Babaannem, amcam, yengem de ben senin en zor zamanında bile dürüst biri olduğunu ve bunu yapmayacağını biliyoruz. Bugün nasıl? Yalan söyledin değil mi? Söyle, neden yalan söyledin? Yalan söylemedim. Hakikati söyledim. Hakikati söylediysen, o zaman neden babaannemin üzerine yemin etmedin? Doğruyu söyle. Yalan söylemek istemediğin için mi elini başından indirdin? Bu hırsızlığı sen yapmadın. Senin yapmadığını biliyoruz. Peki neden yalan söyledin? Herkesin önünde yalan söyledin. Bari şimdi doğruyu söyle. Lütfen söyle bana. Neden yalan söyledin? Neden yalan söyledin abi? Evet, yalan söyledim. Bu hırsızlığı bilerek üstlendim. Ama neden? Çünkü söyleyeceğim bir yalanla ailemi kurtarabiliyorsam o yalanı söylerim. Hakikati söylesem de polisi ararlar. Hem bizim hem de Ranvir'in ailesinin itibarı zedelenecek. Ve biliyorsun ki Amba teyze bu durumda bizi evimizden atardı. Söyle. Ne hissederdin? Babaannem uzun zamandır kalp hastası. Ona daha ne kadar acı çektireceğiz? Eğer ki aileme sahip çıkacaklarına söz verirlerse, ömür boyu hapis yatmaya razıyım. Lütfen yapma. Sen gidersen bu aileyle... Bunun için mi endişeleniyorsun? Ranvir sizin yanınızda değil mi? Eskiden çalışanımızken de ailemizle ilgilenirdi. Şimdi de damadımız oldu. Bana kötü zamanlarımda iş verdi. Ailesine karşı gelerek seninle evlendi. Ve hepimizin burada kalmasına izin verdi. Sen de bütün isteklerine karşı geldin ve Ranvir'le evlendin. Sadece ailemizin iyiliği için yaptın. Ben de öyle yaptım. İlk önce ailemizin iyiliğini düşündüm. Bunda yanlış olan ne? Üçümüz de aynı yoldan yürüyoruz. Biz sadece sevdiklerimizi düşündük.
Bunları senin bana anlatman gereken yerde, benden anlatmamı istiyorsun. Özür dilerim. Anlıyorum. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim. Ranvir. Teşekkür için mi geldin? Hayır, ben aslında bir şey konuşmak istiyorum. Şarman abim hakkında. Ranvir, bu işte kesin başka bir iş var. O bir şey yapmadı. Sen de onun dürüst olduğunu gayet iyi biliyorsun. O asla böyle bir şey yapmaz. Ama sen neden onu... Bak Ranvir, başından beri biliyorum ki bizim aile ilişkilerimiz pek iyi değil. Sürekli sıkıntılı durumlar ve sorunlar yaşıyoruz. Senden rica ediyorum. Lütfen geçmişte yaşananlara bakarak bugüne karar verme. Yani sana göre ben Şarman'dan intikam mı alıyorum? Hayır hayır, söylemek istediğim bu değildi. Hatta ona kin gütseydin ona iş teklif etmezdin. Senden tek ricam, lütfen bunlardan polisin haberi olmasın. Eğer Şarman tutuklanırsa... Ben kararımı çoktan verdim. Sanıyorum ki senin de Şarman'ın yaptığı hırsızlıktan haberin var. Kendisi de bunu itiraf etti. Ranvir, lütfen. Lütfen böyle söyleme. O her şeyi ailemiz için yaptı. Bizim huzurumuz için. Lütfen ona yardım et. Prensiplerim ailemden önce gelir. Ben bunu Bay Harşat'tan öğrendim. İş yaparken tek gözün kapalı olmalı. İki göz değil. Tek gözün kapalı olunca sevdiğine yardım edersin. Ama iki gözün de kapalıysa o zaman bir suçluya yardım edersin. Buna izin veremem. Ranvir, lütfen. Sana yalvarıyorum. Şarman hiçbir şey yapmadı. O masum. Ona yardım et lütfen. Bak Işani, ben de rica ediyorum. Lütfen beni zorlama. Yarın soruşturma yapılır. Sonra da ne yapacağımıza karar veririz. Saat geç oldu, uyu hadi.
Ne yapıyorsun sen? Ne? Uyuyabileceğin başka yer mi var? Yerinde normal bir insan olsaydı ona yatak cevabını verirdim. Ama bunu soran sen olduğun için cevabım zemin, yerde. Ben yerde uyuyamam. Kanepede de uyuyamazsın. Yani birkaç saatliğine uyuyacaksan burada uyuyabilirsin. Bekle. Sen istedin. Burada uyuyacaksan uyu. Al. İster uyu ister otur. Bunlara ihtiyacın olacak. Üzgünüm ama... Özrün kabul edildi. Hey! Özür dilemiyordum. Sadece sana söylüyorum. Aynı yatakta beraber uyuyamıyor olmamız her gün bu yatakta uyuyacağın anlamına gelmez. İyi ama... Henüz bitirmedim. Bekle. Yazı tura atacağız. Kazanan yatağı alır. Ev benim. Yazı tura mı? Ne olmuş? Burası benim de evim. Bunu kendin söylemedin mi? Sözlerimi dinlemeye başlamışsın. Of Ronvir. Tamam kabul. Al havaya at. Yazı benim, tura senin. Ama ben yazıyı seçecektim. Ne? Yok bir şey. Tamam. Tura gelirse yatakta ben uyuyacağım ve yazı gelirse yatakta sen uyuyacaksın. Tamam mı? Evet kabul. Tamam. Hey! Kendini zeki mi sanıyorsun? Yazı gelirse ben kazanacağım, tura gelirse de sen. Bırak ben atacağım. Bakacağım. Tura. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam ama zeki değilsin. Sadece biraz şanslısın. Al ve yatağında uyu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.